Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer bir açılış programına katıldı ve hemen akabinde çarşı esnafını ziyaret etti. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer katıldığı bir açılış programının ardından çarşı merkezinde esnafları ziyaret etti. Başkan Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Eski Sanayi Caddesi ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret esnasında çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaflar yeni başkanla samimi bir şekilde sohbet edip tebrik ve hayırlı olsun temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşların tebrik temennilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, istişareyle Aksaray'a hak ettiği şekilde hizmet edecek ifade etti. Aksaray Valisi Ali Mantı trafik kazalarına dikkat çekti. 1 Nisan tarihinden itibaren artan trafik kazalarına dikkat çeken Vali Ali Mantı, son 15 gün içerisinde Aksaray'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Aksaray Valisi Ali Mantı, trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi çalışmaları kapsamında denetimlerin artacağını söyledi. 1 Nisan tarihinden itibaren Aksaray'da yaşanan trafik kazası sayısındaki artışa dikkat çeken Vali Ali Mantı, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 137 vatandaşın yaralandığı kazalar karşısında vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınması ile trafik akışı ve meydana gelen kaza sayısının arttığını ifade eden Vali Ali Mantı, 1-15 Nisan tarihleri arasındaki verilere bakıldığında trafik kazalarında ciddi oranda artış yaşandığı görülüyor. 15 günde 112 acil servise 92 trafik kazası bildirilmiş. Bu kazalarda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 137 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bütün sürücüleri ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen biraz daha dikkatli olun diyoruz, dedi. Sürücülerden ve yayalardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Ali Mantı, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için trafik ekiplerinin denetim uygulamalarının artacağını belirtti. Güzel Sanatlar Lisesi'nde ses ve resim yarışması düzenlendi ve çeşitli okullardan 75 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada da renkli görüntüler ortaya çıktı. Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi'nin ürün çıkartabilmesi, yani yetişmiş birey, sanat alanında yetişmiş bireyler çıkartabilmesi, buradaki öğretmenlerin emeği kadar sizlerin de bize yönlendireceğiniz, bu konuda profesyonelleşeceğini düşündüğünüz öğrencileri yönlendirmeniz de gerçekleşecek. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz emeklerden dolayı hem resim hem müzik öğretmenlerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün yapmış olduğumuz yarışmanın neticeleri öğleden sonra saat 1'de yemeğimiz olacak, yemeğin hemen akabinde. Yine bu salonda gerçekleşecek yarışmaların akabinde. Fakat ödül törenlerimiz 25 Nisan tarihinde Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz geleneksel yıl sonu konser programımızda müzik öğrencilerimizin ödüllerini vereceğiz. Dereceye giren öğrencilerimizin. Resim bölümü öğrencilerimizin ödüllerini ise 29 Nisan tarihinde Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek olan yıl sonu resim sergimizde yine öğrencilerimize vereceğiz.
Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Bilim Fuarı için hazırladıkları 24 adet projenin bugün sunumunu gerçekleştirdiler. Buradan buradaki proje hakkında bilgiler alabilir miyiz? Biz Aksaray Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi olarak her yıl düzenli olarak 4063 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na proje çalışmaları yapıyoruz. Bu proje çalışmaları içerisinde tabii Sosyal Bilimler Lisesi olduğumuz için genelde Sosyal Bilimler Liselerine yönelik, alanlarına yönelik çalışmalarımız var. Coğrafya, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, teknolojik ve tasarım ve kodlama üzerine artı fizik konusunda da projelerimiz var. 24 tane projemizi çok sayıda öğrencilerimiz ve proje ekibimizdeki yer alan öğretmenlerimiz bir araya geldiler. Çok güzel bir proje hazırladılar. Bunlar için tabii ki uzun bir emek verildi. Ekim ayından itibaren bu çalışmalarımız başladı bizim. Ve bu sürece kadar da çalışmalarımız devam etti. Bugün de Aksaray'daki başta büyüklerimiz olmak üzere okullarımızdaki bulunan bütün öğrencilerimize bugün sergimizi açtık. İnşallah bütün herkes tarafından da beğenilir ve herkesi de buraya davet ediyoruz. Peki değerlendirme nasıl olacak? Kayseri yolu mu gözüküyor? Biraz bilgiler alalım. TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın özelliği değerlendirme Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve bunun yanı sıra TÜBİTAK'ın kendisi işbirliği çerçevesinde yapılıyor. Bizim burada da Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüz geldi. Projelerin tamamen değerlendirmesi kendileri yapacaklar. Bir izleme raporu hazırlayacaklar. Ve hazırladıkları raporu daha sonra TÜBİTAK'a sunacaklar. Ama bu bir yarışma değil. Öncelikle onu söyleyeyim. TÜBİTAK'ın liseler arası orta öğretim proje yarışması da var. O proje yarışması farklı bir kategoride alınıyor. Biz proje olarak tabii ki o proje yarışmasına da katıldık. Hatta şu baştaki görmüş olduğunuz coğrafya projemiz Kayseri Bölge Finali'ne davet edildi ve orada da çok da beğeni kazandı. Ama dediğim gibi bu bir proje yarışması değil, sadece proje sergisi olarak düzenleniyor. Evet Esma, senin de Alzheimer hastalar için geliştirmiş olduğun bir proje var. Lütfen bize biraz anlatır mısın? Öncelikle okulumuzdan hazırlamış olduğu TÜBİTAK Bilim Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Esma Kaya. Bizim bu projeyi hazırlamamızdaki amacımız malum yaşımız ilerledikçe yaşlanıyoruz ve unutkanlığımız çok fazla artıyor. Biz de buna biraz çare olmak istiyoruz. Yaşlılarımızda hem kendilerine ilgi göstermemiz bekliyor ama biz malum her zaman insan olduğumuz için her zaman onların yanında olamıyoruz. Kendi işlerimiz oluyor ve onların yanında olamadığımız için en özel noktada ilaçlarını almalarını unutuyorlar. Ve biz buradaki amacımız onlara ilaçlarını hatırlatmak. Onlara ilacını unutmasınlar diye bir saat icat ettik. Aslında bunu ilaç firmaları yaptı ama bunu akıllı cihazlar üzerine yaptığı için maliyeti hem fazla oluyor hem de yaşlılarımız bunları kullanamıyorlar. O yüzden biz de basit bir örneği olarak saat veya kolye tarzında bir şey yaptık. Hem yaşlılarımızı unutmamaları için ilaçlarını almaları gerektiğini söylüyor. Evet Şeyma Nur, bir psikoloji evinden bahsediyorsun burada. Biraz detayları senden alalım. Aksaray'daki sıradan rehabilitasyon merkezleri dışında buraya tedavi olmak için gelen insanlar sadece ilaçla tedavi olmayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek morallerini yüksek tutuyorlar. Hepimiz biliyoruz ki bu tarz hastalıklarda moral en büyük etkendir. Hastalar bu aktiviteleri gerçekleştirerek hem psikolojilerini olumlu yönde etkiliyorlar hem de buradan taburcu oldukları zaman dışarıdaki hayatlarına 1-0 önde başlıyorlar. Çünkü
Burada kalan insanlar kendilerini genellikle sıradan bir rehabilitasyon merkezinde kaldıkları zaman toplumdan soyutlamış oluyorlar. Çünkü burada sadece bir odaya bağlı kalmak insanların psikolojilerini olumsuz yönde etkiliyor. Burada yapılacak olan aktiviteler insanların hem morallerini yüksek tutuyor hem de buradan taburcu oldukları zaman iş bulma olanakları daha yüksek oluyor. Burada yapılacak olan aktivitelerden bahsedecek olursak çeşitli spor faaliyetleri yapmak hem hastaların sağlıklı bir vücuda sahip olmasını sağlayacak hem de dışarıdaki hayatlarında sosyal çevrelerinin geniş olmasını sağlayacaktır. Ve resim yapmak, heykeltıraş yapmak, çeşitli enstrüman aletleri çalmak ve bunun gibi bazı aktiviteler yaparak hem ruhlarını dinlendirmiş olacaklar hem de buradaki vakitlerini daha verimli hale getirmiş olacaklar. Sonuç olarak burada kalan insanlar hem psikolojilerini düzeltmiş olacaklar hem de dışarıdaki hayatlarında sosyal hayata adapte olmaları daha kolay olmuş olacak. Evet, bu standımızda da metan gazına duyarlı bir madenci baretinden bahsediliyor. Ayrıntıları senden alalım. Ben Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. İsmim Nisan Nur, soyadım Kaygın. Biz madencilerin madenlerdeki oluşan patlamaları önlemek için metan gazına duyarlı alarm sistemlerimizi geliştirdik. Bu alarm sistemlerimizde metan gazı sensörümüzde kokuyu alması için bu şekilde gazımızı veriyorum. Ve bir alarm oluşuyor. Bu gazım algıladığı an Andinio denilen bu sistemimize geliyor ve Andinio içerisinde bulunan regülatör sayesinde pilden gelen enerjiyi 9 voltluk pilimizden gelen enerjiyi 5 volta düşürerek bu sayede direnç sağlayarak buzzerımıza ulaştırıyor. Buzzerımızdan da ledimize gelerek hem ses hem de ışık tepkimeleri veriyor. Bu sayede Andinio hem regülatör ve pille beslenerek bir devre oluşuyor ve aynı zamanda da bu devremizde akut, ambulans, polis ve itfaiyeye de birer sinyal gönderebiliyoruz. Bu sayede hem yerin altında binlerce metreler altında çalışan madencilerimize birer oluyor, güvenlik sağlıyor. Peki kaç kişilik bir ekiple ne kadar bir zamanda bunu oluşturabildiniz? Ben çok son dakikaya sıkıştırdım. Bir günümüzü aldı, son gün yaptık, bir günümüzü aldı ve iki kişilik, evet. Ben hani tek başımayım ama ailemden de yardım aldım bu şekilde. Sevgili seyirciler, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'nde Metin kardeşimizin yanındayız. Çok güzel bir projeniz var TÜBİTAK'a sunmak üzere. İneklerin annesi diyor. Nedir bu İneklerin Annesi projesi? İneklerin Annesi projemiz. Burada ineklere iyi ve kötü davranış üzerine bir araştırma yapıldı. Burada annenin şefkati inekleri hissettirildi ve bu doğrultuda da ineklerden iyi bir süt verimi alındı. İneklerin annesi ismini buradan alıyor. Ona bakan kişi, yani anne, ineklerin bir annesi oldu. Yani küçüklüğünden beri onlarla ilgilendi. Orada resimde gördüğünüz gibi küçüklükten beri ilgileniyor ve büyüdüğünde de artık anne kız ilişkisi ya da anne oğul ilişkisi içinde kalıyorlar. Ve gerçekten çok olumlu bir etkisini alıyorlar. Artık inekler evden, yani satıldığı andan itibaren evden gitmek istemiyor. Biz de bunun araştırmasını yaptık ve araştırmamız doğrultusunda, yani ilk bir hafta aşamasında iyi davranış üzerine araştırma yapıldı ve bu doğrultuda da süt veriminde bir artma gözlemlendi. Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslar kapsamında geniş çaplı araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Emniyeti son yaptığı 3 ayrı operasyonda cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki TK, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki HA ve yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki MB isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray'da otlatılması için bırakıldığı Mera'da sulama kanalındaki bataklığa saplanan dana AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay merkeze bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otlaması için Mera'ya bırakılan büyükbaş hayvanlardan biri sulama kanalına girdi. Burada bataklığa saplanan danayı geri çıkaramayan hayvan sahibi Kahraman Yasak durumu AFAD'a bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri vinç ve halat yardımıyla danayı saplandığı bataklıktan sağ salim kurtararak sahibine teslim etti. Kendine gelsin hayvan bir. Ereğli için büyük bir turizm kaynağı olarak görülen Akyük Jeotermal sahası yeniden canlandırılacak. Tarihte Şehzade Mustafa'nın boğdurulduğu yer olarak bilinen termal suyun Ereğli için büyük bir kazanç olarak görüldüğünü ifade etti Hüseyin Obrukçu. Bir önceki başkanlık döneminde bu alanı değerlendirmek için adımların atıldığını, ancak kendi dönemlerinden sonra bu adımların ihmal edildiğini ve vanaların dahi kapatıldığını belirtti. Şimdi ise bu alanı tekrar canlandırmak ve termal turizme de katkı sağlayacak şekilde hem de istihdam projesine dahil edilebilmesi için yeni adımlar atılacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nevşehir'de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Bor Sempozyumuna katıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek olan Bor Sempozyumu'nun açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibariyle 110 ülkeye bor ihraç edildiğini ifade ederken, borun tarımda kullanımı sonrasındaysa %100 verimliliğin artış gösterdiğini söyledi. Kısacası, bilim insanlarımızın ve sektörümüzün değerli katkılarıyla borun geleceğiyle burada karar verilecek. İnanıyorum ki gelecekte bu alanda atılacak adımlar için bu sempozyum önemli bir referans noktası olacaktır. Değerli konuklar, ARGE faaliyetlerimizle borun hem kullanım alanlarını genişletme hem de mevcut alanlardaki kaliteyi artırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Çalışmalarımız sonucunda maliyet açısından çok daha avantajlı olan yeni nesil balistik zırh plakalarından tutun da borlu yanmaz çadır ve yanmaz elyafa kadar birçok ürünü elde etmeyi de başardık. Bugün itibariyle 110 ülkeye bor ihraç ediyoruz. Yerli ve milli üretim adına diğer bir adımız olan boron temizlik ürünümüzde pazara çok dikkat çekici bir giriş yaptı. Biraz önce de ifade edildiği gibi. İçerisinde petrol tüleri yok, insan sağlığını birinci planda tutan borun milletimizden büyük bir teveccüh de gördü. Sadece birkaç ay içerisinde 10 bin ton üzerinde üretim yapan borun milletimizle de buluşmuş olduk. Temizlik ürünümüzün dışında tarımda bor kullanımız da gün geçtikçe artıyor. Bitkilerimizin büyüme ve gelişmelerinde önemli bir rol oynayan bor, bitkilerin soğukta hastalıklara ve zararlı tüylere karşı dayanıklılığını artırarak tarımsal verime de önemli katkı sağlayacak. 2018 yılında tarımda toplam 4000 tonun üzerinde rafine bor ürünleri kullanılmış oldu. Yaptığımız araştırmalar sonucu farklı ürünlerde bor uygulamasının yapıldığı projeler sonucunda verimde %20'lere varan artış olduğunu da gözlemlemiş. Borun temizlik ürünleri haricinde ihracatlar üzerinde hangi sektörlerde çıkması? Şimdi bir diğer çalışmamız sorma sanayinde bor karbür üretimi ile alakalı. Özellikle zırhlı araçların
mukavemetinin artırılması yönünde bor ciddi bir performans artırıcı ürün olarak karşımıza çıkıyor. Hem mukavemeti artırıyor hem de malzemenin ağırlığını düşürüyor. Şu anda Eti Maden bazı firmalarla görüşmelerine devam ettiriyor. Türkiye'de bir üretim tesisi planlanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde oranın temellerini atmış olacağız. Ve 2 yıl içerisinde de üretime geçmiş olacak. Sadece Türkiye'deki milli savunma sanayimiz açısından değil, yurt dışına da ihraç kabiliyeti ve kapasitesi olan bir ürün. Onunla alakalı görüşmelerde de son noktaya geldik. En kısa sürede görüşmeler olumlu bittiğinde de zaten kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Gelin alırken biz de Latin sponsorlarımızla devam edelim isterseniz efendim. Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Emiroğlu'nu sahneye davet ediyorum. Plaketlerini takdim almak geçiyoruz efendim. Koza Altın İşletmeleri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Osman Diyedin Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Hemen arkasından Gübretaş Genel Müdürü Sayın İbrahim Yumaklı Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Plaketlerini takdim almak üzere. Niğde'de Hemzemin geçidinde bir otomobilin tren vagonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Ditaş kavşağı mevkiinde meydana gelen Hemzemin geçidinde iddiaya göre 43 yaşındaki SK yönetimindeki 51 plakalı otomobil yük treninin son vagonuna çarptı. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle araç içerisinden fırlayan sürücü SK'nin öldüğünü belirledi. SK'nin cesedi Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Hadi. Ahıra giderken tren yolunu var. Tren. Orada doğru şimdi kullanıyor. Sabanlar buradasın mı olsun? Baba nasıl bir üstü çıksın? Çok uzun mu? Altına girin de ben. Önünü biçtiğine var. Şimdi Müslüman araya gidip arabanın önünü kalmadı zaten. Polisi tekrar arasına... Kırşehir'de 31 Mart mahalli liderler seçimlerinde Millet İttifakı adayı olan CHP'li Selahattin Ekicioğlu'nun talimatıyla belediye binası yazısının üzerine TC ibaresi konuldu. Halkı karşılamada kullanılan Ak Masa'nın adı ise Halk Masası olarak değiştirildi. Belediye kaynaklarında yapılan değişikliklerle halkın yönetime ortak olmasının sağlanması hedefleniyor. Siyasi amaç güdülmeden yapılan değişimlerin halkta olumlu yansımalarının olduğunu belirten yetkililer, amaçlarının kendilerinden önceki yönetimleri karalamak değil, yapılan değişimin doğru olan bir değişim olduğunu göstermek olduklarını söyledi. Ben öncelikle daha önceki belediye başkanımız Sayın Başer Bahçeci'ye
verdikleri hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Kırşehir için bir şeyler yaptılar, güzel şeyler var. İnkar edemeyiz. Bunun yanı sıra yeni gelen belediye başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu'na ve ekibine de tabii ki biz bir Kırşehirli olarak başarılar diliyoruz her şeyden önce. Biz zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Burası bizim ülkemiz, vatanımız, bayrağımız. Ha bu burada güzel de oturmuş TC Kırşehir Belediye Başkanlığı. Ha yapılan güzel şeyleri biz az önce ne dedik? Daha önceki belediye başkanımızın yaptığı güzel güzel eserler var. Biz onları ayakta alkışlıyoruz ve yeni gelen belediye başkanımızın da yaptığı güzel şeyleri hep alkışlayacağız. Valla beni hiç Türkiye Cumhuriyeti'nin şeysi tabelasından bir sakınca yok ne? Bura Amerika değil Türkiye Cumhuriyeti. TC olacak. Yani yerinde bir uygulama diyor. Tabii canım şeyim var onun ya. Sen hiç belediyenin numaraya bakma, işe bak, icraata bak. İnşallah bu öteki gidenler bayağı uğraştı. Bunlar da daha iyi hizmet yaparsa tercih bunların olur yine. Yönetimi halk masasıyla beraber yaparız. İnşallah güzel şekilde yaparız. Allah izin verirse. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası düzenlenen veteranlar basketbol turnuvası 7 takımın katılımıyla devam ederken turnuvanın tek kadın basketbolcusu olan Duygu Kanlıcı da performansıyla görenlerin dikkatini çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası veteranlar basketbol turnuvası düzenlendi. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda 7 takımın katılımıyla devam eden basketbol turnuvasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımında oynayan tek kadın basketbolcu olan Duygu Kanlıcı'nın da performansı dikkatlerden kaçmadı. 7 takımın katıldığı turnuvada tek kadın basketbol oyuncusu olan ve aynı zamanda basketbol antrenörü olan Duygu Kanlıcı'ya takım arkadaşları ise büyük destek veriyor. Evet, kurumlar arası veteran basketbol ligi düzenleniyor Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından. Ben de basketbol antrenörüyüm Gençlik Spor'un. 7 tane takım ile katıldık. Bu ikinci haftamız. Mücadele ediyoruz erkek sporcularla. Açıkçası erkekler tabii ki kadınlara göre daha güçlü fizik gücü yönünden. Ama bu kadınların zayıf olduğunu göstermez. Ben burada oynadığım için kendimi açıkçası daha güçlü hissediyorum. Ve erkek arkadaşlarımız, hocalarımız bize de bana destek oluyorlar bu konuda da. Peki zorlanıyor musunuz? Zorlanıyorum ama bu yıldırmıyor. Aksine daha çok kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.